Bilmiyorum, bana katılır mısınız? Şimdi tabii iki türlü de değerlendirilebilir. Tabii neresinden tutalım, neresinden değerlendirelim? Ben de konuşmaları dinlerken kendi kendime düşündüm. Bir defa şöyle bir şey var. Bu bir stratejinin parçası değilse bile çok açık bir bilinçaltı. Ne düşünürseniz, nasıl bakarsanız dilinize o dökülür. Bunu bir yere kadar saklayabilirsiniz. Bir yere kadar bunun takiyesini yapabilirsiniz. Ama bir müddet sonra onun açığını verirsiniz. Eğer bu bir stratejik bakış açısının ürünü değilse bile çok açık bir bilinçaltının ürünü. Çünkü Cumhuriyet oldum olası bu ekip tarafından özümsenmemiştir. Hep bir Cumhuriyet'le hesaplaşma derdi vardır. İlk konuşmamda da söylediğim gibi Cumhuriyet'i uzun tarihsel süre içerisinde sadece bir mola gibi gören anlayışın ürünüdür bu. Aslında AKP'nin 2002'den beri kendini hep 2023 vizyonu diye önümüze dayattığı 2023'ten önce ve 2023'ten sonra biçiminde bilinçaltımızı akıttığı şey şudur. Bu Cumhuriyet dönemi sona ermiştir ve biz 2023'te başka bir yere geçeceğiz. 2002 ile 2023 arası da sadece bir geçiş dönemidir algısıdır aslında. Buna hep bilinçaltında bizi akıtmaya çalıştılar. Bakın Burçin Hanım, bugün ayın 22'si. Evet. 7 gün sonra Cumhuriyet'in 99. yılı ve 100. yıla tek bir yıl kaldı. Ve normalde ülkeler Cumhuriyetlerinin 100. yılına doğru giderlerken büyük hazırlıklar içinde olurlar. İşte bununla ilgili çalışmalar yapılır, masalar kurulur, komisyonlar oluşturulur, Konferanslar belgeseller yapılır. çekilir, işte kültürel öğeler öne çıkartılır, bir sürü program organize edilir. Ama bugün bir yıl kaldı Cumhuriyet'in 100. yılına ve AKP tarafından hiçbir hazırlık yok. İşte 2023 yılı bütçesinde bununla ilgili hiçbir ödenek yok. Yani AKP Cumhuriyet'in 100. yılını bir desimal mesele gibi görüp 99 neyse 100 o, 100 neyse 101 o gibi görme eğilimi içinde. Bu bir ruh hali, bu bir hesaplaşma. Bakın Cumhuriyet bir bütündür. Cumhuriyet bir küldür. Yani onu sadece egemenliğin kaynağı olarak oraya indirgeyemeyiz. Egemenliği göklerden alıp millete vermektir elbette Cumhuriyet dar anlamda. Ama Cumhuriyet devrimleri bu dar anlamın çok ötesine geçer. Bir Cumhuriyet devrimlerini bir bütün olarak görme eğilimi içindeyiz. Örneğin iktisadıyla, planlı ekonomisiyle, karma ekonomisiyle, devrimleriyle yeni bir toplum yaratma tahayyülüdür Cumhuriyet. Onu sadece bir yönetim biçimi değişikliği olarak göremeyiz. Bakın bunun arkasında 200 yıllık bir birikim yatar. Cumhuriyet, ulusal kurtuluş mücadelesini veren bir avuç insanın bir sabah kalkarak ilan ettiği şey de değildir. Arkasında bir toplumsallık vardır, arkasında bir birikim vardır, arkasında bir yenileşme dönemi vardır. İşte Cumhuriyet'le hesaplaşanlar, Cumhuriyet'i özümseyemeyenler bütün bu tarihsel birikime karşıdırlar aslında. Yani bir sabah kalkarsınız dil darbesi, dil devrimine dil uzatırlar. Bir sabah kalkarsınız kıyafet devrimine, gardırop devrimi derler. Bir sabah kalkarsınız tebaa özlemleri görürsünüz onlarda. Bir sabah kalkarsınız ya Cumhuriyet'te demokrasi yoktu, demokrasiyi biz getirdik derler. Bir sabah kalkarsınız planlı ekonomiye söz ederler. Bir sabah kalkarsınız CHP'yi eleştirirler, tek parti eleştirirler. Bir sabah kalkarsınız İnönü'ye hakaret ederler. Aslında bunların hepsi öyle ya da böyle Cumhuriyet'i özümseyememiş, onunla dertleri olan, onunla hesaplaşmayı çalışan bir kadronun tezahürleridir. Dolayısıyla elbette burada bir strateji var. Yani sorunuza gelecek olursam elbette burada bir strateji var. Cumhuriyet'i küçültmek, küçümsemek, yok saymak. Bakın öyle bir noktaya geldi ki Burçin Hanım, 20 yıllık AKP hükümetleri döneminde biz neredeyse Cumhuriyet'i bütün kurum ve kurullarıyla yeniden ayakları üzerine dikeceğimiz bir sorumlulukla karşı karşıya kaldık. Nedeni 20 yılda Cumhuriyet'in bütün kurumların içinin boşaltılmış olmasıdır. Cumhuriyet'in yarattığı insan tipiyle hesaplaşmak istiyorlar. Cumhuriyet'in yarattığı bütün değerlerle, yani sekülerleşmeden demokrasiye kadar iyi işleyen bir ekonomik modelden iyi işleyen hukuk sistemine kadar
her şeyi içini boşa, her şeyin içini boşaldığı bir 20 yıl yaşadık. Ve biz adeta yeniden yapılanacağız. Bugün Türkiye'de bir yeniden yapılanma ihtiyacı varsa, doğuyorsa AKP'nin bu zihniyetinin bir ürünü. Bakın mesela iktisadi sorunları konuşuyoruz. Çok büyük ekonomik problemler var diyoruz. İnanın bana bu ekonomik sorunlar çok kolay çözülecek. En kolay çözülecek olanlar bu ekonomik sorunlar olacak. İktidarın değiştiği günün, bakın ben bir iktisatçı olarak çok iddialı söylüyorum, 100 gün içinde ve 6 ay içinde, önce 100 gün sonra 6 ay içinde bütün makro dengeler oturur. Türkiye'nin öyle bir potansiyeli vardır ki bütün iktisadi sorunlar çözülür. Ama daha zor çözülecek sorunlar var AKP'nin bize bıraktığı. İşte eğitim sistemi gibi, işte zihniyetler gibi, işte kamu bürokrasisinin yeniden yapılanması gibi, cumhuriyetin temel değerleri gibi bunlar çok aşındı. Ve biz aslında bunlarla ilgili bir restorasyon projesi, hatta restorasyonun da önüne geçerek bir yenilenme projesi sunmalıyız topluma önümüzdeki dönem. Cumhuriyetin birinci yüzyılının bıraktığı büyük sorunlar var. Büyük fay hatları var. Cumhuriyet bazı şeyleri başardı, elbette bazı şeyleri başaramadı. Mesela Türk ile Kürt arasında, mesela Alevi ile Sünni arasında, mesela laik ile muhafazakar arasında, mesela kadınla erkek arasında, mesela üretim modeliyle çevre arasında, mesela emekle sermaye arasında bir yeni konsensüs oluşturmak zorundayız önümüzdeki dönem. Önümüzdeki dönem AKP gibi bir siyasal iktidar bir daha Türkiye'ye gelmesin diye, bir daha bu alanlar istismar edilmesin diye Cumhuriyet'in birinci yüzyılından kalan bu büyük sorunlara ikinci yüzyılın zaviyesinden bakarak sadece restorasyon projesiyle restore etmekle yetinmeden bunun ötesine geçerek yeni bir toplum sözleşmesi üretmeliyiz. En güzel cevap bu olur. Mahir Ünal gibi kişilere, Recep Tayyip Erdoğan gibi kişilere en güzel cevap bu olur. Bu hepimizin sorumluluğu. İlk daha önceki konuşmamda da söylediğim gibi, söz bendeyken söylemiş olduğum gibi bir geçiş dönemindeyiz ve bu geçiş döneminde restorasyonun ötesine taşıma zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Yani neticede çok büyük sorumluluklarımız var, çok büyük sorumluluklarla karşı karşıyayız önümüzdeki dönemde. Bunları hep beraber başarmak zorundayız diye düşünüyorum. Elbette. Şimdi bunu soru olarak sormak bile aslında çok ütopik geliyor. Şu soruyu sorduğuma bile inanamıyorum ama hani bunca yıllık meslek hayatında. Fakat geldiğimiz noktada sorulabilir olduğunu da görüyorum. Bugün Mahir Ünal'ın yaptığı açıklama sonrasında. Bizim bir rejim tehlikemiz var mı ilerleyen dönemde? Şimdi rejim tehlikesi derken yani neyi, mesela cumhuriyetin, evet, cumhuriyet rejiminin, evet, değiştirilip başka bir rejime, evet, geçilmesinden, evet, mi bahsediyorsunuz? Evet. Ha, çünkü zaten hükümet etme rejimi değişti biliyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bir rejim değişikliği, bir ucube sistem bize dayatıldı. Evet. Bakınız ben şuna inanıyorum Burçin Hanım. Ben bu konuda iyimserim. 20 yıldır devam eden bir iktidar var. Devletin bütün olanaklarını kullanıyor, dini alabildiğini kullanıyor ama bütün bunlara rağmen bu siyasal iktidarın karşısında olanlar, bu siyasal iktidarın yanında olanlardan fazla. Evet. Bakınız, Cumhuriyet öyle bir proje ki, herkesin bir miktar özümsediği, genlerine işlediği bir projeye dönüşmüş. Şimdi şöyle bir ülke düşünün. Cumhuriyet şöyle bir proje, şöyle bir miras bıraktı bize. Bakın, Türkiye Müslüman bir ülke ama laik. Türkiye Orta Doğu'da ama Batı ittifakının içinde. Hala demokrasiyle çevresindeki ülkelerle kıyasladığımız zaman hala yönetimleri sandıkla değişebilen bir ülke. Yaş ortancası 33. Demografik fırsat penceresi 2030'ların ortalarına kadar açık olan bir ülke. Çok kötü yönetime rağmen 800 milyar dolar milli gelir üreten bir ülke. Potansiyeli çok yüksek bir ülke. Şimdi ben bütün bu dayatmalara rağmen Türkiye'de rejimin değişebileceğine inanmıyorum. Bütün bu dayatmalara rağmen dipten aşağıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru giden ciddi bir sekülerleşme var. Bakınız ben daha yeni Anadolu'dan geldim. 8 tane il dolaştım. Evet. En son o illere 4 yıl, 5 yıl önce gitmiştim. O illerdeki üniversiteler, şehirler, sosyal hayatın aslında bir muhafazakar örtüyü kaldırdığımızda
Yani Türkiye'nin bir muhafazakar ülke olduğu, halkın %60'ının 70'inin sade ve muhafazakar bir yapıda olduğu yanılgısı içindeyiz. Aslında böyle bir şey yok. Özellikle yeni nesiller bakımından böyle bir şey yok. Yani daha özgürlük arayan, kimlik siyasetinin içine hapsolmaktan çıkan, dünya vatandaşı olmak isteyen genç kuşaklar var, yeni kuşaklar var. Evet. Anadolu'nun her tarafında aslında dipten gelen bir sekülerleşme var, dipten gelen bir özgürleşme isteği var. Herkes batıda, batı dünyasının içinde, batı değerlerinin içinde yaşamak istiyor. Dolayısıyla mesela bu ülkede bölünmenin de bir paranoya olduğunu düşünüyorum ben. Yani hiç kimse, yani 1699 Karlovça Anlaşması'ndan beri toprak kaybeden bir ülkenin, bir imparatorluğun ardılı bir devlet olarak